James Harrison, Avustralya Kan Bankası tarafından altın madalyayla ödüllendirilmiş ve altın kol lakabını ya da iyi kan lakabını almış bir kişi. Peki bu öykü nereden köken alıyor? Biliyorsunuz kan gruplarında Rh pozitif negatif diye bir şey var. Rh, rhesus maymunlarından köken alan kırmızı kan hücrelerinin üzerindeki bir antijen, D antijeni. Ve biliyorsunuz anneler ve babalar gebelik sırasında Rh uyumsuzluğu diye bir şeyden endişe ederler. Neden? Çünkü dünya toplumunda nüfusun %85'i Rh pozitiftir. Eğer Rh negatif olan bir anne Rh pozitif bir bebekle karşılaşırsa veya bir kan transfüzyonuyla bu antijenle karşılaşırsa vücudu bunu yabancı olarak algılayarak ona karşı antikor oluşturur. Bu ilk gebelikte bir sorun yaratmaz ama ikinci gebelikte gene aynı şey gerçekleşirse bu antikorlar bebeğe geçer ve bebekte çok ciddi sorunlara neden olabilir. İşte bunu önlemek amacıyla bir anti-D immunoglobulin, ROGAM adlı bir ilaç var. Bu ilaç ne yapıyor? Bu ilaç gidip bu D antijenin üzerini kapatan antikorlar var. Bu antikorları kapatınca da vücut ona karşı herhangi bir bağışıklık yanıtı geliştirmiyor. Dolayısıyla bebeklerde bir sıkıntı ortaya çıkmıyor. İşte bu James Harrison daha 14 yaşındayken ağır bir akciğer ameliyatı geçirmiş ve 14 ünite kan almak zorunda kalmış. Ve ondan sonra demiş ki bu kanlar benim hayatımı kurtardı. Bundan sonra da ben kan vereceğim. Ve nitekim 17 yaşından itibaren 82 yaşına kadar ne yapmış? 3 haftada bir 1173 defa kan vermiş. Niye kan vermiş? Çünkü işte biraz evvel bahsettim. ROGAM diye adlandırılan ilaçtaki anti-D immunoglobulinler James Harrison'ın kanında doğal olarak bulunuyormuş. Dolayısıyla eski zamanlardan başlayarak bu antikorları alıp annelere vererek Avustralya Kan Bankası'nın söylediği kadarıyla 2 milyonun üzerinde bebeğin hayatının kurtulmasına öncülük etmiş. Ve dolayısıyla son kan bağışında yaptığı zaman da bir toplantı düzenlemişler ve kendisine bir madalya vermişler. İşte altın kollu adamın öyküsü bu efendim. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın.